Kelimenin tam anlamıyla bir psikolojik gerilim filmi olan Siyah Kuğu hayatınızda iz bırakabilecek türde bir başyapıt. Oyunculuk, senaryo, müzik ve kurgunun zirve yaptığı bir film. Tüm oyuncuların performansları üst seviyede ve her birisi rolünün hakkını fazlasıyla veriyor. Ancak Natalie Portman anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığı bir performans sergiliyor. Filmin sonunda her şeyi unutabilirsiniz ama Natalie'nin oyunculuğunu asla. Bu muhteşem kuğu sizi büyüleyecek ve tüylerinizi diken diken edecek. Zaten Natalie bu filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ı da dahil olmak üzere 40'a yakın seçkin ödülün sahibi olmuştu. And the Oscar goes to Natalie Portman, Black Swan. Filmde senaryonun harikalığı ve benzersizliği de başınızı döndürmeye yetecek. Filmin 706 bin kişinin oylaması sonucu oluşan IMDb puanı da 8. Bence bu film için yetersiz bir puan. Zaten incelemeyi seyredince bu söylediğime hak vereceksiniz. Şimdi filmin konusuna değindikten sonra filmi analiz etmeye başlayabiliriz. Genç ve oldukça yetenekli bir balerin olan Nina için dans etmek bir tutkudur. Kuğu Gölü adındaki bale gösterisi için yeni bir baş balerin seçileceğini söyleyen yönetmenin ilk tercihi Nina gibi görülmektedir. Ancak yönetmen geçmiş yıllardan farklı olarak bu kez hem saf, masum ve zarif beyaz kuğuyu hem de kötülüğü, şehveti ve serbestliği temsil eden siyah kuğuyu aynı kişinin canlandırmasını istemektedir. Zerafet timsali olan Nina beyaz kuğu için ideal bir seçimdir ama siyah kuğu için ondan çok daha güçlü bir rakibi vardır ve rakibi yönetmeni etkilemeyi başarmıştır bile. Videonun bundan sonrası iki kısımdan oluşacak. İlk bölümde filmde aslında neler olduğu sorusuna filmin tamamına bakarak cevap aramaya çalışacağız. İkinci bölümde ise filmin detaylarına inerek ve kronolojik sıraya uyarak filmin sahnelerini analiz etmeye çalışacağım. Şimdi filmde aslında neler olduğu sorusuna detaylarda boğulmadan cevap bulmaya çalışalım. Bu bölümde söylediklerimin açılımlarını videonun ikinci bölümünde bulacaksınız. Birinci bölüm, Kuğu Gölü performansının detayları. Yönetmen Thomas aslında filmin başındaki bu konuşmada Kuğu Gölü oyununun ana hatlarını çizerken aynı zamanda filmde olacakların bir fotoğrafını çekiyor. Bakire, saf ve tatlı küçük bir kız bir kuğunun bedenini hapsoluyor. Bu kız özgürlüğüne kavuşmak istiyor ancak bu büyüyü bozabilecek tek şey gerçek aşk. Onun kuğunun bedeninden çıkma isteği, dileği bir prens tarafından gerçekleştirmek üzereyken, beyaz kuğu henüz aşkını ona tam itiraf edememişken, şehvetli kardeş siyah kuğu prensi kandırıyor ve onun aklını çeliyor. Beyaz kuğu bu yıkılmışlıkla bir tepeye çıkıyor ve kendini öldürüyor. Ancak özgürlüğü ölümde buluyor. İşte bu hikaye anlaşılmadan filmde olanlara bir anlam verilemez. Bu konuşmada Thomas bu kadar etkileneceğini bilmeden Nina'nın zihnine bir ama çekiyor. Hem kuğu rollerini alma hem de baş balerin yerine geçme amacı zamanla Nina için kendi hayatından bile önemli bir hale gelecek. Ancak Nina'nın annesi hariç belki hiç kimsenin bilmediği bir yönü var ki işleri karma karışık hale getiren de işte bu. Nina hastalık derecesinde takıntılı birisi ve aynı zamanda şizofreni belirtileri taşımakta. Annesinin konuşmalarından yakaladığımız ipuçlarına göre Nina bir süredir şizofreni belirtileri göstermiyor. Ancak Thomas'ın ona sunduğu hedef onu o kadar kendinden geçiriyor ki kelimenin tam anlamıyla kendisini kaybediyor ve bu rolü yaşamaya başlıyor. Nina şizofrenik yönünün de etkisiyle kişilik kaymaları yaşamaya başlıyor. Yaşadığı bu bölünmelerde gördüğü halüsinasyonlara o kadar inanıyor ki aklını kaybetme noktasına kadar geliyor. Bakire saf ve tatlı küçük bir kız bir kuğunun bedenini hapsoluyor. Bu kız özgürlüğüne kavuşmak istiyor. We all know the story. Virginal girl, pure and sweet, trapped in the body of a swan. Saf, temiz, bakire ve tatlı beyaz kuğu Nina hayatının hiçbir alanında özgür değil. Hiçbir mahremiyet alanı yok. Evin içerisinde her an onu kontrol altında tutan otoriter bir anneye sahip. Banyoda bir süre yalnız kaldığında bile hemen annesinin ona seslendiğine defalarca şahit oluyoruz. Kendi özel odasının ve banyosunun bile kapı kilidi yok. Nina bir bebek odası tasarımını andıran bu odanın içerisinde uyurken annesi sanki bir bebeğin başını beklercesine odadaki koltukta uyuyor. Annesi iş yerindeki Suzy'yi kullanarak onun ev dışında neler yaptığını bile kontrol ediyor. Üstelik Nina arkadaşların arasına karışabilen birisi de değil. Onu hep yalnız görüyoruz.
onun özgür olmadığı çok açık. Ancak yaklaşık 4 yıldır bale yaptığını öğreneceğimiz Nina'nın bu hayatını değiştirme düşüncesi ya da cesareti de yok. O annesinin otoritesine boyun eğmiş bir çocuk gibi. Ancak Thomas'ın konuşması onun zihnini o derece sarsıyor ki Nina da, yani beyaz konunun içerisindeki kız da, adım adım anne otoritesine karşı baş kaldırma ve özgürlüğüne kavuşma isteği belirmeye başlıyor. Nina Thomas'ın çizdiği bu rolü inanılmaz bir kurgusal zekayla yaşamaya başlıyor. She desires freedom, but only true love can break the spell. Bu büyüyü bozabilecek tek şey gerçek aşk. Kuğu Gölü oyununda beyaz kuğunun prense aşık olması gerekiyor. Nina'nın aşık olduğu prens Thomas. Onun Thomas'a aşık olduğunu Lily ile yaptığı konuşmadan anlayabiliyoruz. Wait, you don't know it. Someone's hot for teacher. Oh, come on, it's okay. I don't blame you. Ayrıca Kuğu Gölü oyununun sonunda Thomas'ı öpmesi de onu sevdiğini gösteriyor. Nina belki baştan beri ona aşık değildi, ancak karizmatik bir dans hocası ona bu kadar yaklaşınca hikayenin de etkisiyle onu etkilemiş olmalısı da yüksek. But before he can declare his love, the lustful twin, the black swan, tricks and seduces him. Onun kuğunun bedeninden çıkma dileği bir prens tarafından gerçekleştirmek üzereyken ve beyaz kuğu aşkını ona itiraf edememişken, şehvetli kardeş siyah kuğu prensi kandırıyor ve onun aklını çeliyor. Nina oyunun bu bölümünü de tüylerimizi diken diken eden sahnelerle kendi hayatında yaşamaya başlıyor. Prens, yani Thomas, ona bu rolü vermek üzereyken tek rakibi olan Lily'ye yedek oyunculuk verdiğini öğreniyor. Onun siyah kuğuyu kendisinden daha iyi canlandırdığı gerçeğini bilen Nina, prense koşuyor ve onun fikrini değiştirmeye çalışıyor, ancak bunda başarılı olamıyor. Nina'ya göre Lily, prensin aklını çelme konusunda o kadar ileri gider ki, kendi içeceğine inat koyarak onun sabah provaya geç kalmasına neden olur. I overslept. You put something in my drink. O gelmediği için de siyah kuğu provasında Lily ön plana çıkar. Bu ve benzeri bazı olayların ardından Nina Thomas'ın aklının siyah kuğu tarafından çelindiğine inanır. Evet, Nina kurgusal dünyasında Lily'yi siyah kuğuyla özdeşleştirir ve onun prensin, yani Thomas'ın aklını çelerek kendi rolünü kapmaya çalıştığını düşünür. Nina tüm belleğiyle beyaz kuğu olduğuna ve kendisinin de hikayenin içerisinde yaşadığına gerçekten inanmaktadır. Beyaz kuğunun dönüşümü. The real work will be your metamorphosis into her evil twin. Özgürlüğünü adım adım elde eden Nina'nın aynı zamanda siyah kuğuya dönüşmesi gerekmektedir. Nina'nın kurgusunu derinleştiren ve zorlayan bölüm de işte tam burasıdır. Ne yaparsa yapsın siyah kuğuyu dansına yansıtamaz ve Thomas'ı memnun edemez. Ancak Nina hiç kimsenin, ne Thomas'ın ne de annesinin hayal bile edemeyeceği kadar takıntılı birisidir. Siyah kuğuyu kendisinden daha iyi oynayan Lily'yi ve onun dansını yakından izlemeye başlamasının ve pek çok sahnede onu kendisi gibi görmesinin nedeni işte bu. Siyah kuğuyu daha iyi yansıtan Lily'yi yakından tanımalı ve onu siyah kuğu yapan özellikleri anlamalıdır. Onu tanıma konusunda o kadar ileri gider ki kendi oluşturduğu sarnısında onunla sevişir. Bu esnada onu kendisi gibi görür ve bu anlamda artık bütünleşmenin ya da beyaz konunun dönüşümünün neredeyse tamamlandığını anlarız. Neredeyse diyorum, çünkü Nina'nın dönüşüm geçirmeye çalıştığı sırada bunu tam olarak tamamlayamadan bayıldığını görüyoruz. İkinci bölüm. Kronolojik sırayla sahnelerin anlatımı. Filmin açılışındaki bu sahne Nina'nın rüyası. Rüyasında beyaz kuğuyu oynadığını görüyoruz. Peki rüyasında neden siyah kuğu yok? Bilindiği gibi Thomas bu seneki açılışta büyük bir değişikliğe gideceklerini söylemişti. Her iki kuğuyu da aynı kişi oynayacaktı. Nina bu rüyayı gördüğü an bunu henüz bilmiyor ve kendi kişiliğine, kendi karakterine daha uygun olan beyaz kuğuyu oynama hayalleri kuruyor. O bu rüyasını annesine anlattığı zaman onun cevap bile vermediğini, buna tenezzül etmediğini, kahvaltı hazırlamaya devam ettiğini görüyoruz. I had the craziest dream last night. Eski bir balerin olduğunu öğreneceğimiz annesinin Nina'yı kıskandığını bu sahnede hissediyoruz. Bu sahnenin hemen ardından gelen kahvaltı sahnesinde annesi Nina'yı kıskandığını gösteren bir cümle sarf ediyor. Nina, bu sezon bana daha çok yer verecekler dediği zaman, vermeliler tabii, uzun zamandır oradasın deyiveriyor. He promised to feature me more this season. Well, he certainly should. You've been there long enough.
Nina bu cümlenin ne anlama geldiğini anlıyor. Ancak annesi durumu toparlamak ve kızının gönlünü almak için hemen bir telafi cümlesi sarf ediyor. And you're the most dedicated dancer in the company. Nina buna yapay bir gülümsemeyle karşılık veriyor. Annesinin Nina'ya film boyunca bir bebek gibi davrandığına şahit olacağız ki bu yaşta birisi için bu neredeyse utanç verici bir durum. Annesi onun büyümesine izin vermek istemeyen, onu kendi kontrolü altında tutmaya çalışan bir karakter. Nina'nın yani beyaz konunun özgürlüğünü kısıtlayan ve ona özel yaşam alanı bile vermeyen bir anne karakteri. Nina'nın sırtında gördüğümüz bu kızarıklığın ne olduğunu soran annesinin aldığı cevaptan tatmin olmadığı bellidir. İleride bu kızarıklığa Nina'nın tırnaklarının sebep olduğunu öğreneceğiz. Nina da henüz Thomas'ın konuşmasını bile duymadan beyaz kuğu olma takıntısı bulunduğunu söyleyebiliriz ki rüyasında bile beyaz kuğu olduğunu görmüştü. Annesinin Nina'ya söylediği "Benim tatlı kızım, my sweet girl" sözü onun zihninde o kadar yer ediyor ki bu sözü film boyunca Nina'nın halüsinasyonlarında defalarca duyacağız. Sweet girl. Bu sahnede beyaz atkısıyla ve karanlık yüzüyle kendi yansımasını izleyen Nina aslında bulunduğu ortamdan tamamen kopuk bir halde. Bunu filmin tamamında zaten etkili bir şekilde kullanılan müzikten de anlayabiliyoruz. Diğer taraftan tren geçtiği anda kendisine geliyor. Bu sahnede görülen kişi onun en büyük rakibi olan Lily. Ancak film boyunca birkaç yerde farklı sahnelerde de göreceğimiz gibi burada aslında Lily ve Nina beraber görünüyorlar. İlk bakışta Nina'nın yüzüne sahip olan kişinin daha sonra Lily'ye dönüştüğü anlaşılıyor. İlerleyen sahnelerde ileri derecede şizofren belirtileri gösterecek olan Nina bu rahatsızlığını bize yavaş yavaş hissettiriyor. Nina burada baş balerin olduğunu öğreneceğimiz Bed'in reklam posterlerine bakıyor. Bed aslında Nina için örnek alınacak bir balerindir. Ancak biraz sonra Thomas'ın yapacağı toplantıda onun artık yaşından ötürü emekliye ayrılacağını öğreniyoruz. Balerinlerin Bed hakkında konuştukları bu sahnede onu yaşından ötürü küçümsediklerini görüyoruz. Nina ise onu savunuyor çünkü Bed onun örnek aldığı bir balerin. Burada sahneye Nina'nın en büyük rakibi girer, Lily. Nina da dahil olmak üzere hiç kimsenin ona sıcak bir karşılama yapmadığını, hatta onunla konuşmadıklarını görüyoruz. Bu durum aralarındaki rekabet ortamına ve Lily'nin yeteneklerine bağlanabilir. Lily durağı kaçırdığı için geç kaldığını söylemektedir ama onun giysilerini incelediğimizde metroda bir önceki durakta inen kişinin o olduğunu anlıyoruz. Peki Lily hiç gereksiz bir durumda neden yalan söyledi? Onun neden yalan söylediğini bilmiyoruz ve bunun çok bir önemi yok. Önemli olan şey şu, Nina onun yalan söylediğini görüyor, buna şahit oluyor. İleride onun bir taraftan prensin aklını çelerken diğer taraftan kendisinin buna uyanmaması için ona yalan söylediğini kurgulayacak. Dans hocasının relax demesi onun mükemmel olma isteğinden kaynaklanan bir kasma durumunun habercisi. Relax. Ve bu durum ileride onun siyah kuğu olma yolundaki en büyük engel olacak. Burada balerinler Thomas'a kendilerini daha iyi gösterebilmek için ısınma kıyafetlerini çıkarıyorlar. Siyah kuğunun asiliğini temsil eden Lily ise balerinleri pek hoşnut olmayan bir yüz ifadesiyle izlemeye başlar. Onun üzerinde zaten ısınma kıyafetleri yoktur. Thomas bu sahnede Kuğu Gölü gösterisine ait hikayeyi anlatırken Nina bunun tek kelimesini bile kaçırmadan dikkatle hikayeyi dinlemektedir. Bu arada Lily'nin Nina'ya bir bakış attığında kaçırmamak gerekiyor. Nina'nın ne kadar yetenekli bir balerin olduğunun o da farkında ancak o Nina kadar takıntılı birisi değil. Thomas gösterinin detaylarını anlatırken Nina'nın nasıl kendisinden geçtiğine şahit oluyoruz. Onu gözünü bir an bile ayırmadan ve gözlerini kırpmadan dinliyor. Thomas oyunu daha gerçekçi kılacağız derken Nina hafifçe başını sallayarak onu onaylıyor. We strip it down, make it visceral and real. A new production. Sanki Thomas'ın karşısında sadece kendisi var ve konuşurken ona hitap ediyor. Thomas burada yeni oyun yeni bir kraliçe gerektiriyor dediği anda gözleriyle tam olarak Nina'ya bakıyor. Onun yeteneğinin tabii ki farkında ve Nina'nın heyecanını kontrol ediyor. Bu arada filmin son sahnelerinde Fransızca konuştuğuna şahit olacağımız Thomas'ın soyadı olan Leroy, Fransızca'da kral demek. Evet, bu sahnede aslında prens kuğu gölünün içerisinde kuğuların arasında kraliçe kuğusunu arıyor. Thomas iki kuğuyu birden kim canlandırabilir cümlesini söylediği anda da gözleriyle Nina'yı kontrol ediyor. Aradığı balerinin Nina olduğunun farkında.
Thomas burada beyaz ve siyah kuğuyu aynı kişinin canlandıracağından bahsederken aynada onun ikiye ayrılmış görüntüsünü seyrediyoruz. Bu görüntü bir kişilik bölünmesini temsil ediyor. Sizce bu görüntüyü gören kişi kim? Dikkat ederseniz Thomas Nina'nın hafif sağ çaprazında yer alıyor. Yani onun tam karşısında değil. Nina burada ona değil, karşısındaki aynaya bakıyor. Nina bu cümleyi duyar duymaz muhteşem bir hayal gücüyle aynada Thomas'ın bedeninin ikiye bölündüğünü görüyor. Gözlerini bu görüntüden ayıramıyor. Daha sonra bir an gözlerini solundaki aynaya ve tekrar karşıdaki aynaya kaydırmasının nedeni bu. Az önce gördüğü görüntünün diğer aynada da görünüp görünmediğini kontrol ediyor. Görüntü artık normale dönmüştür. Nina hafifçe gülümser. Muhteşem hayal gücüyle kendisini rolüne adamayı başlamıştır bile. Nina'nın yalnızlığını sembolize eden bu sahnede onun gözleri kapalı bir halde büyük olasılıkla Kuğu Gölü gösterisindeki oyununu hayal ettiğini görüyoruz. Evde hiçbir şekilde yalnız kalamayan Nina kendisine mahremiyet alanları oluşturuyor. Az önce kızgın bir halde odasından çıkan ve zorunlu olarak emekli edileceğini anladığımız Bed'in sandalyesine oturan Nina kendisini onun yerinde hayal ediyor. Bed Nina'nın gözünde mükemmelliği temsil ediyor. Belki de bu yüzden kendisine şans getireceğini düşünerek onun kırmızı rujunu alarak odadan dışarıya çıkıyor. Kuğu seçimlerine katılan Nina beyaz kuğuyu canlandırmaktadır ve performansı muhteşemdir. Bu sahnede Thomas'ın da adeta balerinle beraber o anı yaşadığını ve onun işini çok iyi yapan bir eğitmen olduğunu anlıyoruz. Nina'nın kulağını eğilerek "Eğer sadece beyaz kuğuyu seçecek olsaydım rol senindi" diyor. Ancak siyah kuğunun kodası ardı ardına çok fazla sayıda dönüş içeren zor bir bölümdür ve beyaz kuğunun tatlılığı yerini kışkırtıcına ve asiliye bırakmalıdır. Thomas Nina'nın siyah kuğu performansından memnun kalmaz. Nina dönüşlerine devam ederken en büyük rakibi içeriye girer. Kapıyı gürültülü açması Nina'nın dikkatini dağılmasına neden olur. Nina ileride bu sahneyi annesine anlatırken Lenny'nin bilerek gürültü yaptığını söyler. I'm sure she didn't mean to. Burada bir kasıt olup olmadığını tam olarak bilemeyiz. Ancak kusursuzluğu arayan ve kusursuz birisi olmak isteyen Nina'nın kusuru kendisinde aramadığını ve onu bir başkasının üzerine attığını düşünebiliriz. Halbuki dikkat ederseniz henüz kapı açılmadan önce Nina'nın yüzünde rolün hakkını verememekten ötürü oluşan çaresizliği görmüştük. Nina'nın başarısızlığı asla kendisinde aramadığını, suçu hep başkalarına attığını final dansı sahnesinde de göreceğiz. Kendi hatası yüzünden yere düşen Nina, "David beni bilerek yere attı" diyecektir. Bu sahnede Thomas Lily'ye ısınmasını söylese de o buna gerek olmadığını ve hazır olduğunu söyler. Thomas bundan etkilenir. Hey. Get warmed up. No, it's okay. I'm good. Bunu fark eden Nina endişeyle tekrar deneyeyim mi diye sorar. Should I go again? Ancak Thomas onun yüzüne bile bakmadan buna gerek olmadığını söyler. No, thanks, Nina. I've seen enough. Siyah kuğu prensin aklını çelmeye başlamıştır bile. Bu sahnede Lily'nin sırtında iki tane zambak dövmesi görüyoruz ki Lily zaten İngilizce'de zambak anlamına geliyor. Nina burada karşısında gördüğü kadının kendisiyle aynı hareketleri yaptığı düşüncesine kapılır. Tam yan yana geldikleri zaman bu kadının Nina'nın yüzüne sahip olduğunu görüyoruz. Ama bu durum uzun sürmez. Çünkü Nina'nın aradığı ve onda kendisini bulacağı kişi bu kadın değildir. Nina dönüp ona baktığında kadının kendi yüzünün geri geldiğini görüyoruz. Nina'nın gördüğü halüsinasyonlar gittikçe güçleniyor. Annesinin telefonunu açmaması onun yani beyaz kuğunun yavaş yavaş özgürlüğünü eline almak istemesine ilgili bir durum. Aksi durumda Nina otoriter annesinin telefonuna mutlaka cevap verecekti. Annesinin iş çıkışında bile onu ısrarla araması Nina'ya hiçbir mahrem alan bırakmadığını bize tekrar hatırlatıyor. Bu sahnede filmin sonunda en mükemmel haliyle göreceğimiz siyah kuğu dönüşümünü yapmaya çalışmakta. Ancak henüz buna hazır değil. Ve bu denemesi de aynen seçmelerde olduğu gibi hüsranla sonuçlanıyor. Kendisini göremesek de annesinin sesini duyuyoruz. Nina, everything all right? I'm fine. Nina'ya asla mahremiyet alanı vermek istemeyen annesi kendisini her an hissettiriyor. Bu konuşmada annesi Nina'yı neredeyse yenilgiyi kabullenmeye yönlendirmekte. Onu gizlice pes etmeye zorluyor. You're working yourself too hard. You don't need to lie. They won't convince him one way or the other. Böyle davranmasının nedeni doğumdan ötürü kariyerini bırakmak zorunda kalması nedeniyle kızına karşı duyduğu derin kıskançlık.
Annesi Nina'nın küpelerini çıkarıyor ve müzik kutusunu kurarak dolabın üzerine bırakıyor. Görüldüğü üzere Nina'ya olan tutumu bir bebeğe olan davranışlardan farksız. Onun büyümesinden ve kendi ayakları üzerinde durmasından çok korkuyor. Nina Thomas'la konuşmaya giderken metroda dudaklarına bedin rujunu sürüyor. Daha önce söylediğim gibi Beth onun hayran olduğu bir balerin ve onun gözünde kusursuz birisi. Onun eşyalarını kullanmasının kendisine şans getireceğini düşünüyor olabilir. Bunun bir diğer sebebi de muhtemelen makyaj yaparak ve özenli bir görünüşle Thomas'ı etkileyebileceğini düşünmesi. Nina özenli makyajı ve fön çekilmiş saçlarıyla tedirginlik içerisinde Thomas'ı beklerken onun görünmesiyle Nina'nın yüzünde şu ana kadar hiç görmediğimiz bir ifade beliriyor. Nina sanki prensini görmüş gibi içten içe bir gülümsemeyle ona bakıyor. Thomas Nina'nın yüzüne baktığı zaman onun kendisini etkilemek için makyaj yaptığını hemen anlıyor. Nina'nın odaya gelerek rol için savaşması Thomas'ın çok hoşuna gidiyor. Bu onun yüz ifadesine de yansıyor. Ancak Thomas onun ne kadar istekli olduğunu görmek istiyor. Çoktan bir başkasını seçtiğini söylüyor ve odadan çıkması için kapıyı açıyor. I've already chosen Veronica. So. Sorry. Dikkat ederseniz Nina bunu kabullenerek kapıya doğru yöneldiğinde Nina'nın dışarıya çıkmasına izin vermiyor. Okay, thank you. That's it? You're not gonna try and change my mind? Burada kronolojik sıralamaya uymadan bir istisna yaparak sizi filmin son sahnesine götürmek istiyorum. Aynı durum burada da yaşanıyor aslında. Thomas rolü Lily'ye verdiğini söylüyor. I've already asked Lily. Ancak Nina dikkat ederseniz burada bunu kabullenmiyor ve rolü kendisinin oynayacağını söylüyor. I'm here, Thomas. I'm doing it. Evet, Nina'nın değişimi gerçekten de inanılmaz. Sahneye dönersek Thomas kapının yanında Nina'nın gözlerinin içine sanki onun içini okuyormuş gibi bakıyor. Nina neredeyse ağlamak üzeredir ve bu onun rolü ne kadar istediğini gösteriyor. Bence Thomas'ın kesin kararını verdiği an işte bu. Nina'nın gözlerindeki kararlılığı görüyor ki onun görmek istediği şey, beklediği şey de zaten buydu. Thomas muhteşem bir öğretmen ve harika bir yönlendirici. Aklındaki kişi zaten Nina ve onun gösteriyi hazır olması için yılmadan, bıkmadan, usanmadan vereceği muhteşem savaşa ve Nina'yı yönlendirme gayretlerine şimdiden başlamıştır bile. Nina dans hocasının tüm sözlerini adeta zihnine kazır. Thomas burada sihirli cümleleri söyler. Nina'nın dans ederken belki de farkında olmadan yaşadığı kontrol deliliğine ve kendisini asla serbest bırakmayışına dikkat çeker. 4 yıl boyunca dans ederken bir kez bile kendini kaybettiğini görmedim. In 4 years every time you dance, I see you obsessed getting each and every move perfectly right, but I never see you lose yourself. Nina bunu mükemmel olmak için yaptığını söyler ama Thomas'ın istediği ya da beklediği şey bu değil. Just wanna be perfect. You what? Wanna be perfect. Mükemmellik sadece kontrolle ilgili bir şey değil. Mükemmellik kendini ve seyirciyi şaşırtmak ve kendini aşmak demektir. Thomas aniden onun bile hayal edemeyeceği bir şey yapar ve onu öper. Aslında bu ani hareketi Nina'nın kontrolünü elinden almak için yapmıştır. Thomas Nina'ya burada yaşattığı bu şokla onun kontrol deliliğine bir darbe vurmuştur aslında. Ona kontrolü kaybetmenin ne demek olduğunu, ne olduğunu yaşayarak öğretmiştir. Nina bu şok üzerine, yaşadığı bu şok üzerine onun dudağını ısırır. Nina'nın bu hareketi Thomas'ın çok hoşuna gider çünkü Nina onu şaşırtmayı başarmıştır ve bu onun kendini aşabileceğini göstermektedir. You bit me? I can't believe you bit me. I'm sorry. Nina'nın mutluluktan uçtuğu bir anda yalnız kalmak için sığındığı tuvalette annesiyle konuşurken bile yalnız olmadığını ona hissettiren bu yazı aynı zamanda onun film boyunca yaşayacağı ikilemlere de bir gönderme. Siyah ve beyaz kuğu tamamen zıt iki karakterdir ve bu iki karakterin aynı anda onun bedeninde yaşaması gerekmektedir. Nina zıt duyguları aynı anda yaşamayı öğrenmeli ki zıt karakterleri de aynı anda bedeninde yaşatabilsin. Sevinç sahnesinin aniden bu yazıyla kesilmesinin nedeni işte bu. Nina'nın annesinin iç dünyasını gösteren bu odayı ilk kez görüyoruz. Duvarın üzeri Nina'nın resimleriyle doludur. Duvarda onun çocukluğuna ait resimler de bulunuyor. Annesi daha önce söylediğim gibi onun çocuk olarak kalmasını istiyor ve büyümesinden rahatsız. Nina burada bir portrenin gözlerinin hareket ettiğini görüyor. Annesinin olmadığı bir anda bile bir mahremiyete sahip değildir ve annesi sanki bu çizimleri kullanarak onu izlemektedir.
Nina'nın sırtının çizilmesi onun ikincil kişiliği tarafından yapılmaktadır ve kişilik bölünmesi kendini hissettirmeye başlamıştır. Bu sırada annesi eve gelir ve Nina'nın mahremiyetini yani özel alanını yine sesiyle işgal eder. Nina kapının açılmaması için çamaşır sepetine sürükler. Nina'nın kendi odası da dahil olmak üzere evin içerisindeki kapılarda kilit bulunmuyor. Bu annesinin Nina'nın yalnız kalmaması için geliştirdiği bir yöntem. Annesinin pastadan kestiği dilim oldukça büyük. Mom, not too big. Oh, that's way too much. Formuna dikkat etmesi gereken Nina bunu annesine söylediği zaman bu kadar küçük bir konuda bile otoritesini kaybetmek istemeyen annesi pastayı çöpe atacağını söylüyor. Fine, then it's garbage. No, Mom, don't, I'm sorry. Ancak Nina özür dilediği zaman yani geri adım attığı zaman kaybetmekten öylesiye korktuğu otoritesini koruduğu için pastayı atmaktan vazgeçiyor. Provanın sonunda Thomas beyaz kuğunun sorun olmayacağını, asıl olayın şeytani ikize dönüşmek olduğunu söyler. The real work will be your metamorphosis into her evil twin. Gerçekten de Nina'nın en çok zorlanacağı bölüm işte bu olacak. Nina burada dikkatli bir şekilde en büyük rakibinin dansını gözlemliyor. Nina'yı siyah kuğu rolüne hazırlamak için inanılmaz bir çaba sarf eden Thomas bu fırsatı kaçırmıyor ve Nina'ya yaklaşıyor. Onun kendisine çok fazla yaklaştığını hisseden Nina bunu bakışlarıyla belli ediyor. Ancak sesini çıkarmıyor. Daha önce de söylediğim gibi Thomas mükemmel bir eğitmen ve Nina'nın kabuğunu ya da tabularını kırmaya çalışıyor. Ona bu kadar yaklaşmasının mahrem alanına girmesinin nedeni bu. Nina'ya Lily'nin özentisiz ama rahat hareketlerini izlemesini söyler. Kusursuzluk peşindeki Nina'nın kontrol takıntısı nedeniyle yapamadığı hareketleri Lily inanılmaz bir rahatlık içerisinde yapmaktadır. Lily'yi öven cümleler Thomas'ın ağzından çıktığı anda artık Lily Nina için açık bir tehdide dönüşmüştür. Siyah kuğu prensin aklını çelmek üzeredir. Nina bedin odasına yerleştiğinde bu sahnede aynanın önünde onun eşyalarının hala orada olduğunu görür. Film boyunca gördüğümüz küpesini çıkarır ve yerine bede ait küpeleri takar. Nina'nın bedi hastanede ziyaret ederken küpeleri çıkarma nedeni işte bu. Bedin bunu görmesini istemiyor. Hem sponsor bulmak hem de Nina'yı tanıtmak için düzenlenen bu gecede Thomas aynı zamanda bedin emekliliğini de anons eder. Beth is retiring at the end of the season. Nina'nın içten gülümsemesi onun bede duyduğu hayranlıktan kaynaklanıyor. Bu arada Nina tırnağındaki kanamayı görür. Bu kanamanın bir halüsinasyon olduğunu az sonraki tuvalet sahnesinde anlayacağız. Nina'nın büyük onur duyduğu bu takdim anının Lily'nin kahkahasıyla kesilmesi bir tesadüf değil. Nina yaşadığı bu büyük mutluluk anında kendisine yönelmiş büyük bir tehlike ya da tehdit olarak algıladığı Lily'nin varlığını hissediyor. Ve yaşadığı bu mutluluk anı yine kesintiye uğruyor. Az önce söylediğim gibi Nina'nın elindeki yaranın bir halüsinasyon olduğunu bu sahnede anlıyoruz. Dikkat ederseniz Nina derisini kaldırırken aynadaki yansımasına bakıyor. Aynadaki yansımadan gözünü ayırdığı zaman yaranın orada olmadığını görüyoruz. Bu sahnede yine Nina'nın mahremiyetini bozan birisi ortaya çıkıyor ve kapıyı sertçe vuruyor. Bu kişi onun en büyük rakibi Lily'den başkası değil. Dikkat ederseniz Nina'da beyaz, Lily'de ise siyah bir elbise vardır. Beyaz ve siyah kuğu burada ilk kez yüz yüze konuşuyorlar. Lily burada Nina'nın tuvaletten çıkmasını istemez ve gözlerini ona dikerek kendisine eşlik etmesini ister. Nina bir an şaşırır ancak bunun ne anlama geldiğini anlar ve tuvaletten çıkar. Ancak dışarıya çıkarken Lily'ye attığı bakışıyla bu teklifin aslında hoşuna gittiğini anlatır. Burada zıt kutupların birbirini nasıl çektiğini görüyoruz. Nina bu sahnede büyük olasılıkla Lily'yi düşünüyor ve bu yüzden hafifçe gülümseyip utangaç bir yüz ifadesine bürünüyor. Burada görülen heykel onun ilgisini çekiyor ve onu dikkatle inceliyor. Çünkü bu heykel kuğu kanatlarına benzeyen kanatlara sahiptir. Bir önceki baş balerin olan Bed'in bu sahnede Nina'yı küçümseyici ifadeler kullanması ve onu rolü almak için Thomas'la beraber olmakla suçlaması Nina'yı çok şaşırtır. Ve ona bunun iğrenç bir davranış olduğunu gösteren harika bir mimikle hepimizin böyle yapmasına gerek yok der. Did you suck his cock? Not all this have to. Bed ona burada fahişe diye hakaret eder. Bu bize aynada gördüğümüz yazıyı hatırlatıyor. Thomas Bed'i sakinleştirirken aslında Nina kulağını bu konuşmaya vererek onları dinlemektedir. Thomas ona bir kez daha benim küçük prensesim diye hitap eder.
Thomas yeni kraliçe Kuu ile uzaklaşırken bir önceki kraliçe Kuu onlara arkadan bakmaktadır. Kameranın açısı mükemmeldir. Ve tam da burada Nina'yı etkileyen şu cümlesini söyler. You make the most of it, Nina. Bugünlerin tadını çıkar. Nina geriye dönüp ona bakar ama Thomas onu yürütmeye devam eder. İleride göreceğimiz hastane sahnesinde Nina bu sahneye atıf yapacak ve artık onu çok iyi anladığını ifade edecektir. Thomas ve Nina'nın yaptığı bu konuşmanın her bir cümlesi, Thomas'ın Nina'nın en özel durumlarını bile öğrenme çabası. Onun normalde asla konuşmayacağı ve duymaktan bile sıkıldığı soruları ona ısrar ederek soruyor. I don't want there to be any boundaries between us. No, me neither. Good. You got a boyfriend? No. And you had many in the past? You're not a virgin, are you? Bu konuşma Thomas'ın işinin bir parçası. İşini gerçekten mükemmel yapıyor ve Nina'yı baştan aşağıya tahlil ediyor. Nina geçmişte birkaç erkek arkadaşı olduğunu ve bakir olmadığını söylerken büyük olasılıkla yalan söylüyor. Ve Thomas bunu anlayabilecek nitelikte birisi. Nina'nın her cevabından sonra birkaç saniye durup onun gözlerinin içerisine derinlemesine bakıyor. Ve onun yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyor. Sonuç olarak Nina'nın düşündüğünden, kendi tahmininden çok daha fazla utangaç birisi olduğunu ve karşı cinste hiçbir deneyiminin olmadığını anlıyor. Thomas ona bir ev ödevi veriyor. Eve gittiğinde kendisine dokunmasını, yani mastürbasyon yapmasını istiyor. Onun bu yönünü keşfetmesini istiyor. Nina'ya, öğrencisine nasıl yaklaşacağını ve onu siyah kuğuya nasıl dönüştüreceğini planlayan Thomas'ın bu konuşmada yaptığı tespitleri kullanmadığını düşünmek saflık olur. Olay sadece Nina'nın kendisine dokunması değil. Thomas aslında buradaki tespitleri kullanarak Nina'yı açabilmek için inanılmaz bir hamle daha yapacak. Bunun ne olduğunu ileride konuşacağız. Ama oradaki hamlesinin ardında işte bu konuşmada öğrendiği bilgiler yatıyor. Thomas'ın bu konuşmada Nina hakkındaki öğrendikleri şunlar. Nina'nın büyük olasılıkla bu yaşına kadar hiçbir erkek arkadaşı olmadı. Nina kesinlikle bakire, yani hiçbir cinsel beraberliği olmamış. Konuşmanın sonunda Thomas soğuk bir şekilde ve birdenbire ayağa kalkıyor ve kapıcı sana taksi çağırır diyerek Nina'yı odada tek başına bırakıyor. Bu hareket bile onun bu konuşmayı sadece Nina'yı açmak ve onu tahlil etmek için yaptığını gösteriyor. Annesi bu sahnede arkadaşını arayarak gece hakkında bilgi aldığını söylüyor. Bunu Nina'nın duymasını özellikle istiyor çünkü Nina'nın onun varlığını her an hissetmesi, otoritesini devam ettirebilmesi için çok önemli. Burada ayna karşısında elbisesini değiştiren Nina'nın ben yapabilirim demesini aldırmadan onun soyunmasına yardım ettiğini, saçlarını okşadığını, vücuduna dokunarak adeta onu kontrol ettiğini görüyoruz. I can do it. Ona bir bebekmiş gibi davranıyor ve aslında bu hareketler yine bizi bile Çin'den çıkarıyor. Annesinin burada fark ettiği bu küpeler sahte değil ve bedeye ait. Ancak Nina bunu ona söylemiyor. Where'd you get these? Fake. Fool me. Yani henüz açıktan açığa yapmasa da gizliden gizliye annesine karşı hamleler yapmaya başlıyor. Sırtında gördüğü izler yüzünden Nina'nın tırnaklarını kesen annesi, rol yüzünden sana fazla geleceğini biliyordum diyerek onu nasıl küçümsediğini ve kıskandığını aslında itiraf ediyor. It's all this pressure. I knew it'd be too much. I knew it. Kızına destek vermek ve onu cesaretlendirmek yerine onun cesaretini kırmak istiyor. Burada aslında iyi bir öğretmenin insan hayatını nasıl değiştirebileceğini anlıyoruz. Mükemmel bir eğitmen olan Thomas Nina'ya inanıyor ve onun için bir savaş veriyor. Ancak annesi tam aksine onun cesaretini kırmak için elinden geleni yapıyor. Eğer Thomas olmasaydı Nina bırakın siyah kuğu olup herkesi büyülemeyi, beyaz kuğu rolüne bile devam edemeyecekti. Bu sahnede ilk kez oyuncakları arasında siyah bir kuğu görüyoruz. Bir başka sahnede Nina'nın odasında beyaz bir kuğu olduğunu görmüştük. Nina burada Thomas'ın verdiği ev ödevini düşünüyor ve kendisine dokunmaya başlıyor. Ama onun bu deneyimi ya da denemesi annesinin odada koltukta uyuduğunu görmesiyle büyük bir utanç içerisinde bitiyor. Kapıda kilit olmadığı için annesi rahatlıkla odasına girebiliyor. Bedin kazasını konuştukları bu sahnede Thomas'ın bu kazayı bile Nina'yı yönlendirmek için kullandığını görüyoruz. Bedin karanlık yönüne vurgu yapıyor ve onu izlerken zevk alma nedenimiz işte buydu diyor. Tehlikeliydi ama aynı zamanda kusursuzdu derken Nina'nın kusursuz olma isteğini gönderme yapıyor. Because everything Beth does comes from within, from some dark impulse. It's
so dangerous. Even perfect at times. I guess that's what makes it so thrilling to watch. Bu sırada zaten Nina'ya bakıyor ve onun mesajı aldığından emin olmak istiyor. Dikkat ederseniz burada Nina kaza için kendini suçlama eğilimi gösterdiği anda buna müdahale ediyor ve ellerini onun yüzüne götürerek olayın seninle hiçbir ilgisi yoktu diyor. No, wait. This has nothing to do with you. It's not your problem, so don't let yourself be distracted. Thomas konuşmanın temasının başka bir yere kaymasına izin vermiyor. Bedi hastanede ziyaret etmek için gelen Nina küpelerini çıkarıyor çünkü küpeler aslında Bedi'ye ait. Onun bunu görmesini istemiyor. Nina henüz odaya girmeden önce Bedi'nin aynadaki yansımasını görüyor ve bu görüntüden çok etkileniyor. Hayran olduğu bir kişiyi böyle görmek kolay değil. Nina kusursuz birisi olarak hayal ettiği, düşlediği bu balerinin düştüğü bu durumu yakından görünce korkuyla odadan kaçıyor. Bedi'nin ayakları perişan bir haldedir ve bu bir balerin için korkunç bir sondur. Onun yerine geçtiği için zaten kazadan kendisine de bir sorumluluk çıkarmaktadır. Muhtemelen ileride halüsinasyon gördüğü bir sahnede Bedi'nin onun üzerine gelme nedeni işte buydu. Yani Nina'nın duyduğu suçluluk duygusuydu. Nina işte bu yüzden Bedi'nin eski odasında ağlamaklı bir halde tek başına oturmaktadır. Aynanın önüne serdiği eşyalar Bedi'ye ait. Kulağında ise hala onun küpeleri takılı. Nina eline aldığı bu sopayı ileride oda kapısının arkasına koyacak ve annesinin odaya girmesini engellemek isteyecektir. Beyaz kuğu yavaş yavaş özgürlüğüne kavuşma adımları atıyor. Annesi odasında yalnız ve yine Nina'nın portresini çizmeye çalışıyor. Ağlamaklı sesi onun dengesizliğini yansıtıyor. Belli ki Nina'nın büyümesini istemiyor ancak işler tam olarak onun istediği gibi gitmiyor. Annesi Nina üzerindeki etkisini kaybetmekten çok korkuyor. Thomas Nina'nın siyah kuğu performansından memnun değildir. Herkesin orayı terk etmesini söyler, Nina hariç. Okay, guys, you can go. Thanks for your patience. No. You stay. Thomas Nina'nın dansına ruh vermek ister. Onun dans ederken kontrolü kaybetmesini istemektedir. Aksi halde siyah kuğuya dönüşmesi imkansızdır. Thomas dans sırasında onu tahrik edecek dokunuşlar yapar. Nina ondan uzaklaşmaya çalışsa ve ne yaptığını anlamak için ona baksa da bu bir işe yaramaz. Nina'dan ona karşılık vermesini ister ama Nina Thomas'ı iter. Ancak Thomas'ın istediği ya da beklediği tepki bu değildir. Bir kez daha onu kendisine çeker ve bu kez öpmeye başlar. Thomas'ın amacı onun gardını düşürmek ve kontrolü onun elinden almaktır. Nina sonunda istediğini yapar ve kontrolü bırakır, kaybeder. Thomas burada birdenbire öpüşmeyi keser ve ondan uzaklaşır. Nina'ya şunu söyler. Seni baştan çıkaran bendim, tam tersi olması gerekirken. Thomas ona vermek istediği mesajı verdikten sonra salondan çıkar gider. Nina'ya işte böyle olmalısın, dansınla herkesi baştan çıkarmalısın demek ister. Thomas'a muhteşem bir eğitmen dememin nedeni işte bu. Az önce David'e söylediği cümleyi Nina'nın anlamadığını biliyordu ve bunu anlamasını sağladı. David, can I ask you a question? Honestly, would you fuck that girl? No. No one would. Nina burada tek başına ağlamaklı bir halde otururken arkasında bir gölge beliriyor. Nina yüzü karanlıkta bulunan bu gölgeye kim olduğunu sorar. Burada muhteşem bir kamera hilesi bulunuyor. Aslında daha önce metro sahnesinde olduğu gibi burada görünen kişi, ilk görünen kişi Nina. Ama yürümeye başladığı anda yüzü Nina'ya dönüşüyor. Elinde sigarasıyla ona doğru yürüyor. Kuralcı Nina burada sigara içemeyeceğini söylüyor. You can't smoke in here. Well, I won't tell if you won't. Ama Lily onun kendi etrafını ördüğü katı duvarları yıkmak için buradadır. Az sonra Nina'ya da bir sigara yakar. Lily sizce burada ne yapmak istiyor? Neden onun yanına gelerek onunla ilgileniyor? Bunun nedeni çok açık. Thomas'ın verdiği ödevi ya da görevi yapıyor. Dikkat ederseniz bu andan sonra Lily birdenbire Nina'nın etrafında bitmeye başlıyor. Hatta onun evine kadar geliyor ve onu dışarıya çıkmaya ikna ediyor. What are you doing here? I just came by to apologize. Lily'nin tüm davranışlarının ardında Thomas var. Ona Nina'yı açma, yani onun katı kuralcılığını yıkma görevi vermiş. Lily zaten daha sonra Thomas'ın kendisine geldiğini ve konuştuklarını ağzından kaçırıyor. You told Tom about last night? Oh, yeah, I ran into him in the morning and he said you guys were having some trouble. Why would he... Elindeki tüm olanakları Kuğu Gölü oyunu için kullanan, açılış için sponsor arayan, ayrıca işini en üst seviyede çok iyi olarak yapan ve bunu önemseyen Thomas'ın
Nina'yı açmak için Lily'yi kullanmaması düşünülemez. Lily'nin Thomas tarafından verilen bu görevi çok başarılı bir şekilde yerine getirdiğini göreceğiz. Beyaz Kuğu ve Siyah Kuğu ikinci kez baş başa kalıyor. Beyaz Kuğu sigarayı yakarken Lily'nin bakışlarına dikkat, onu süzüyor. Yükünün ağır olduğunu farkında. Nina tırnaklarını temizlerken aynada görünen kişi kesinlikle Siyah Kuğu. Nina'nın az önce suda görünen yüzü gülümsüyordu ancak bu yüz tamamen farklı görünüyor. Nina'nın ikinci kimliği artık kendisini daha net olarak göstermeye başlıyor. Nina'nın zıt karakteri olan Siyah Kuğu'ya dönüşümü hızlandı. Artık bunu biz bile görebiliyoruz. Bu arada Nina'nın mahremiyeti yine annesinin sesiyle bölünüyor. Nina'nın tüm performansını adeta onunla beraber yaşayarak takip eden Thomas, onun Siyah Kuğu performansından hala memnun değildir. Tam iki kez sahnenin tekrarlanmasını ister ve ses tonundan bunu onlarca kez daha isteyeceği bellidir. Again. Again. Nina oyunu yarıda keser ve ona neyin yanlış olduğunu sorar. Do you have any corrections? Thomas'ın beklediği an gelmiştir. Nina'nın ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha test edecek ve onu yönlendirecektir. Thomas, Nina'nın Lily'ye sızlandığını ve Nina'nın bunu kendisine aktardığını söyler. Lily told me that she saw you crying. Görüldüğü üzere Thomas, Lily ile konuşmakta ve ondan aldığı geri dönüşlerle Nina'yı yönlendirmektedir. Thomas burada Nina'nın üzerine bilerek gider. Ona mükemmel olabilirsin ama sen bir korkaksın der. I didn't. You could be brilliant, but you're a coward. Ondan beklediği şey kendisini savunması ve saldırıya geçmesidir. Nina ise tam tersini yapınca çok kızar ve işte tam olarak söylemek istediğim bu diyerek çıkışır. Sorry. Now stop saying that. That's exactly what I'm talking about. Stop being so fucking weak. Again. Thomas aptal birisi değil. Aksine hedefine kilitlenmiş mükemmel bir eğitici. Aynen bir satranç hamlesi gibi Nina'nın bir sonraki adımının Lily'ye gitmek olacağını biliyor ve öfkesini ondan çıkarmasını, ona çıkışmasını istiyor. Nina da zaten bu konuşmadan sonra aynen Thomas'ın beklediği gibi ya da umduğu gibi Lily ile konuşmaya gidiyor. Burada Veronica'nın kıskançlık içeren cümlesini ve Lily'nin ona kapa çeneni deyişini kaçırmamak gerekiyor. Lily Thomas'la beraber hareket ediyor ve gerçekten Nina'ya yardım etmek istiyor. Nina, Thomas'a geçen geceden bahsetmişsin derken Lily'nin gözlerine değil yere bakıyor. Nina burada aslında kibarlığından kaynaklanan bir tür çekingenlik ya da korkaklık sergiliyor ki Thomas'ın kırmak istediği özelliği de tam olarak bu. Nina'nın bunu yapmamalıydın derken takındığı belki bir saniyelik yüz ifadesini ilk kez gören Lily'nin bundan nasıl memnun olduğunu ve gülümsediğini görüyoruz. Nina burada öfkelendi ve belki de ilk kez cesur bir çıkış yaptı. Ama bu uzun sürmedi ve anında kendi kimliğine yani Beyaz Kuğu'ya dönüş verdi. Nina'nın elindeki bedin tırnak törpüsü. Bu arada burada karşısında duran yaşlı adam onu rahatsız etmeye başlıyor. Bu adam gerçek de olabilir, halüsinasyon da, bunu bilemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz, bu adam Nina'nın aslında karşı cinse ve cinselliğe karşı duyduğu rahatsızlığı ya da çekingenliği temsil ediyor. Nina ve annesi arasında geçen bu kısa konuşma adeta bir savaş gibi. Thomas'ın ona yaklaşmasına izin vermemesini söylerken benim yaptığım hataları yapmanı istemiyorum diyor. I just don't want you to make the same mistake I did. Nina onun sahip olduğu bebekten yani kendisinden bahsettiğini anlıyor. Annesi Nina'yı bir hata olarak gördüğünü ima etmiş oluyor. Nina da annesine imalı bir teşekkür sunuyor. Thanks. Erica burada geri adım atıyor ve hatadan kastettiği şeyin kariyerini terk etmek olduğunu ifade ediyor. Not like that. I just mean as far as my career was concerned. Ama konuşmanın akışına baktığımızda onun ilk söylediğinin doğru olduğunu anlıyoruz. Nina hiç düşünmeden ne kariyeri deyiveriyor. I just mean as far as my career was concerned. Career. Annesi bu cevaba çok şaşırıyor çünkü Nina'nın onu sorguladığını belki de ilk kez görüyor. O belki de kendi başarısızlığını gölgelemek için şu ana kadar hep Nina'yı kullandı. Senin için vazgeçtim kariyerim sözüne karşılık Nina 28 yaşındaydın diye yanıt veriyor. The one I gave up to have you. You're 28. So? Açıkça onun tezine inanmadığını söylüyor. Kariyer yapmak için yeterince zamanın vardı demek istiyor. Ama Nina burada tartışmaya girmek istemiyor ve onu geçiştiriyor. Only what? Nothing.
What? Nothing. Annesinin burada sarsılan bu otoritesini tekrar eline alması gerekiyor. Tıpkı pasta olayında olduğu gibi. Sırtının ne durumda olduğuna bakmak istiyor ve ayağa kalkarak otoriter bir sesle tişörtünü çıkar diye emir veriyor. How's your skin? Let me see. Take off your shirt. No. Nina onun gözlerinin içine bakarak kararlı ve yüksek bir sesle hayır diyor. Take off your shirt. No. Etkili bir müziğin kullanıldığı bu sahnede gerilim had safhada, ancak bir anda kapı zili çalıyor. Annesi kızına bu konuşmanın henüz bitmediğini ima eden bir bakış atıyor. Eğer bu sırada kapı zili çalmasaydı bu konuşmanın nereye evrileceğini gerçekten merak etmiyor değilim. Beyaz kuğu özgürlüğünü elde etmek istiyor ve bunun için savaşmaya başladı bile. Annesi kapıdaki her kimse onu gönderiyor ve Nina'ya onun kim olduğunu söylemiyor. Who was that? There's no one. Ancak Nina ayağa kalkarak kapıyı açıyor. Kapıdaki kişi Lily'dir. Annesi o kadar küstahtır ki kızına birkaç kez müdahale ederek onu içeriye çağırıyor. Ancak Nina'nın kararlılığını görünce kapıyı kapatıp kendisini içeriye çekiyor. Nina adım adım özgürlüğüne doğru koşuyor. Daha önce söylediğim gibi Lily'nin buraya kendi isteğine geldiğini düşünmek saflık olur. Ama sonuç olarak gelmesi için bir bahane gerekiyordu. Bahanesi şuydu. Özür dilemeye geldim. Thomas'la konuşmamalıydım. Halbuki soyunma odasındaki sahnede o konuşmayı savunmuştu. Zaten Lily karakterindeki birisi bu minik görüş ayrılığını önemsemez bile. Ayrıca gerçekten özür dilemek isteseydi bunu iş yerinde de yapabilirdi. Hayır, onun amacı Nina'yı evden dışarıya çıkarmak. Thomas Nina'nın kabuğunu kırmasını, kozasından dışarıya çıkmasını istiyor. Aksi durumda siyah kuğuya dönüşemeyecek. Ama burada Nina'nın sezgilerinin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bir şeylerin yanlış olduğunu farkında. Ona evin adresini nasıl bulduğunu soruyor. How do you know where I live? I have my ways. Ayrıca yemek teklifini anında reddediyor. I just really want to make it up to you, so how about I take you out to dinner? I don't think. Okay, that's fine. What about Ama Lily pes etmiyor. Drinks. Lily'nin bu kadar ısrarcı olması Thomas'ın verdiği görev yüzünden. Aksi durumda Lily onu takmaz ve oradan giderdi. Ama ne olursa olsun onunla dışarıya çıkmak istiyor. Bunun için çaba sarf ediyor. Ancak Nina'nın gardı bir an bile düşmüyor. Büyük olasılıkla onun ikinci teklifini de, yani içecek teklifini de kabul etmeyecekti, ama annesi tekrar kapıyı açtığı anda kararını değiştiriyor ve Lily ile beraber dışarıya çıkıyor. Sweetie, you need to rest. Jesus, wait. Siyah kuğu ve beyaz kuğu yine karşı karşıya. Savaş yine başlıyor. Lily kelimenin tam anlamıyla Nina'nın zıttı. Lily'nin burada uyguladığı taktik onun düşüncelerinin aksini savunmak ve onu kendisini savunmaya ya da farklı düşünmeye zorlamak. İki zıt kuğu arasındaki bu konuşmayı dinlemek gerçekten çok eğlenceli. Lily konuşmanın hemen başında Thomas'ın kullandığı "benim küçük prensesim" iltifatını iğrenç bulduğunu söylese de Nina aynı fikirde değil. Aksine bunu çok tatlı buluyor. It's so gross. I think it's sweet. Little princess? Nina Thomas'ın bu sözleri kendisi için de kullanmasını o kadar istiyor ki bunu saklamıyor. Ama bunu ancak filmin sonunda duyacak. Lily garson siparişini getirdiği zaman bunu bilerek yapmasa da ses tonuyla ve teşekkür tarzıyla garsonu etkiliyor. Bu siyah kuğunun çekiciliği ve doğal hali. Garson bunu bilmediği için onun kendisine kur yaptığını zannediyor. Ama Lily onu başından ustalıkla savuyor. You got enough cheese? No, but you do. Garsonun Lily'yi gösterdiği bu ilgi beyaz kuğunun dikkatini çekiyor. Garson kendisini fark etmedi bile, ama saniyeler içerisinde siyah kuğunun büyüsüne kapıldı. Bu nasıl olabilir? Nina garson gidince gözleriyle yere bakıyor ve bunun nedenini anlamaya çalışıyor. Lily onun bozulduğunu hemen fark ediyor ama gerçekten iyi niyetli ve onu utandırmamak için hiçbir şey söylemiyor. Çantasını karıştırmaya başlıyor. Bu sırada Nina ürkek ama dikkatli bakışlarla onu izliyor. Siyah kuğu karşısında ve onu bu kadar çekici kılan şeyin ne olduğunu anlamak istiyor. Lily çantasından siyah bir elbise çıkararak havalı bir şey giymek ister misin diye soruyor. Ona tarzını, yani elbiselerini değiştirmesi gerektiğini ima ediyor. Nina'nın az sonra bu elbiseyi giydiğini göreceğiz. Lily kocaman bir hamburgeri ısırırken onun tabağındaki yemeğe bakıyor. Nina kalorisine dikkat etmek istediği için daha farklı bir yemek siparişi veriyor ve yemeğini bıçakla keserek nazikçe yemeye çalışıyor. Aslında sadece bu durum bile onların ne kadar zıt olduklarını göstermeye yetiyor. Nina burada kendi beyaz elbisesini çıkarmıyor.
aynı bedenin üzerinde hem siyah hem de beyaz elbiseyi görmemiz onun iki kuğunun karakterini de üzerinde taşıdığını gösteren bir işaret. Bu sırada çalan telefonunu önemsemiyor bile. Annesinin özel alanına müdahale etmesini kabul etmiyor. Muhtemelen Nina burada onların arasına hiç karışmadan kulüpten çıkacaktı. Ancak ne yapacaksın, eve annenin yanına mı gideceksin dediği anda Nina'nın fikri değişiyor. İçerisinde hapların bulunduğu içkiden içiyor ve aslında gece böylece başlamış oluyor. Barda tanıştıkları Andrew Nina'ya ismini sorduğunda Nina dansçı olduğunu söylüyor ki bu onun yaptığı işi kendi isminin bile önüne çıkardığını gösteriyor. I'm a dancer. No, I mean your name. Kardeş misin sorusuna aynı anda Lily evet, Nina ise hayır diye cevap veriyor. Bu sırada Lily Nina'ya bir bakış atıyor. Nina bunun ne anlama geldiğini anlamıyor. Bu tipler zaten tek gecelik bir ilişki aramaktadır ve Lily bu bakışıyla her şeyi olduğu gibi söylemesinin gereksiz olduğunu anlatmaya çalışıyor. Nina Andrew'a kuğu gönlünün konusundan bahseder. Yüzünde yine o masum, utangaç ve içten gülümsemeyi görürüz. Aslında kendisinden bahsetmektedir ve aşkı çoktan bulmuştur bile. Andrew burada çok güzelsin dediğinde ona inanmadan gülmesi belki de bu cümleyi hayatında ilk kez duymasından kaynaklanıyor. Nina'nın burada aldığı hapın etkisinde olduğunu ve gardının tamamen düştüğünü görüyoruz. Lily'ye bakışlarından ve ona sokulmasından Lily'den hoşlandığını anlayabiliyoruz. Dans sahnesinde Nina'nın hayalleri ya da arzuları uyuşturucunun da etkisiyle gerçeklerle karışıyor. Nina'yı bu dans sahnesinde ilk kez siyah kuğuya dönüşmüş halde görüyoruz. Uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra Nina bardan ayrılmak istiyor. Lily ise arkasından sesleniyor ve bu ikiliyi taksiye binerken görüyoruz. Daha sonra bu sahnenin gerçek olmadığını, aslında Lily'nin bardaki erkeklerden birisiyle sabahladığını öğreneceğiz. Dikkat ederseniz ikili takside hiç konuşmuyor ve aynı anda hiç görünmüyorlar. Nina'nın bakışları sanki bir boşluğa odaklanmış gibi. Bu kısa ışık oyununda Nina'nın mutlu olduğunu görüyoruz. Nina eve geldiğinde aslında yalnızdır. Sahneye dikkatli baktığımızda Lily'nin burada olmadığını ve onun bir halüsinasyon olduğunu gösteren ipuçlarını yakalayabiliyoruz. Örneğin annesinin ona bakarak sessizce süzüldüğü bu sahnede muhteşem bir ayna açısıyla iki bedenin bir olduğu gösteriliyor. Ayrıca burada konuşan Nina'dır ama Lily çok kısık bir sesle onunla aynı cümleyi söylemektedir. To the moon and back. Zaten annesi Lily'nin olduğu tarafa bir kez bile bakmaz ve onunla hiç konuşmaz. Nina burada annesinin odaya girmemesi için daha önce yatağının altına sakladığı sopayı kullanıyor. Bu da ne diye soran annesine buna mahremiyet deniyor. Artık 12 yaşında değilim diye bağırıyor. It's called privacy. I'm not 12 anymore. Beyaz kuğu özgürlüğünü kazanmıştır ve artık bedeninin siyah kuğuya dönüşme vakti gelmek üzeredir. Evet, annesine söylediği gibi o artık onun Nina'sı değildir. Kapıyı sertçe kapatır. Aynada olağanca çekiciliğiyle siyah kuğunun yansımasını görüyoruz. Nina'nın geçirdiği bu dönüşümü simgeleyen siyah ve beyaz renkli giysiler onun üzerindedir. Bu sevişme sahnesini Nina'nın ikinci kişiliğiyle barışması ve onunla tek beden haline gelmesi olarak görebiliriz. O burada Lily'nin şahsında simgeleştirdiği siyah kuyuyla birleşiyor ve onunla tek beden haline geliyor. Sevişme sırasında kendi yüzünü görmesinin anlamı bu. Nina'nın yüzüne sahip olan Lily son sahnede yastığı onun yüzüne kapatıyor. Bu hareket siyah kuğu tarafının Nina'nın üzerinde artık baskın hale gelmeye başladığını simgeliyor. Nina sabah uyandığı zaman yanında Lily'yi göremez. Ayrıca kapının arkasındaki sopa oynamıştır. Burada kuğu gölü oyununun hikayesinde siyah kuğunun prensin aklını çelerek onun yanlış kızı seçmesini sağlayacağını hatırlatmak isterim. Nina burada tam da bu korkuyu yaşıyor. Provaya geç kalmıştır ve duyduğu müzik siyah kuğu oyununa aittir. Prova çoktan başlamıştır. Telaşla içeriye koştuğu zaman Lily'nin siyah kuğuyu prova ettiğini görür. Nina kız kardeşi siyah kuğunun ihanetini tatmaktadır burada. Belli ki provayı kaçırmasına bilerek neden olmuş ve bu boşluktan yararlanarak da prensin aklını çelmiştir. Nina'nın kurgusu tam olarak bu. Haklı olup olmadığını biraz sonra göreceğiz. Nina endişeli bir yüz ifadesiyle siyah kuğunun dansını izliyor. Dansın sonunda Thomas'ın iyiydi, gerçekten iyiydi dediğini duyduğunda korkuları zirve yapıyor. Prens yanlış kızı seçmek üzeredir. Nina Lily'nin ona ihanet ettiğine emindir. Ancak Lily onun bu durumu yanlış anlayabileceğini sezdiği için hemen onun yanına geliyor ve olayın iç yüzünü anlatıyor. Nina tabii ki bu açıklama sonrasında tatmin olmuyor. Aynen bizim gibi. Yoksa Lily gerçekten ona ihanet mi etmektedir?
Nina ona sabah niye kendisini uyandırmadığını sorar. Aldığı cevap karşısında şok olur çünkü Lily geceyi barda tanıştı Tom'la geçirdiğini söyler. Then you just took off in the morning. In the morning? No. Nina gerçekle hayali ayırt edememeye başlıyor ki bu korkunç bir durum. Nina'nın ikna olmadığını ve bu ihanet kurgusunu devam ettirdiğini bu prova sahnesinde görüyoruz. Nina dans ederken gözlerini Thomas'a dikerek onun bakışlarından anlam çıkarmaya çalışıyor. Thomas gibi bir eğitmenin bu şansı kaçırması söz konusu bile olamaz. Nina'nın kendisine baktığını gördüğü anda o da Lily'ye bakıyor. Amacı tabii ki Nina üzerinde baskı kurarak onun oyuna daha sıkı çalışmasını sağlamaktır. Thomas bir an bile Nina'dan vazgeçmedi. Ancak oyunun hikayesini adeta kendi hayatında yaşayan Nina bu bakışlardan ihanet algısı çıkarıyor. Siyah kuğu prensin yanlış kızı seçmesine neden olmak üzeredir. Bu sahnede oyunun ya da hikayenin diyebiliriz ikinci kısmını öğreniyoruz. Mükemmel olma amacındaki Nina burada söylenenleri de delicesine yaşamak istiyor. Bu andan sonra yaşananlar bu sahnede anlatılanlarla doğrudan ilgili. İşte burada bu yüzden bir parantez açarak hikayenin, oyunun ya da ikinci kısmına kısaca değinmek ve sonrasında kronolojik sıraya geri dönmek istiyorum. Bu senin son dansın. Rüyanı tattın, ona dokundun. Ancak her şey yerle bir oldu. Kalbin kırık, yaralı. Yaşam enerjin azalıyor, kan kaybediyorsun. Siyah kuğu aşkını çaldı. Acıyı durdurmanın tek yolu var. Kendini öldürmek. Korkmuyorsun, bunu tamamen kabullenmişsin, atlıyorsun. Biz bu cümleleri burada ilk kez duysak da Nina hiç şüphesiz bu oyunun tamamını biliyordu. O burada söylenenleri de tek tek hem de hiç eksiksiz bir şekilde yaşamaktadır. Şimdi onun bu sözleri kendi hayatına nasıl uyarladığına kısaca değinmek istiyorum. Buna değindikten sonra kronolojik anlatıma geri döneceğim. Rüyanı tattın, ona dokundun ancak her şey yerle bir oldu. Nina kraliçe kuğu olarak seçildi ve hayaline kavuştu. Yani bu hayalini tattı ve ona dokundu. Bunun mutluluğunu yaşarken provaya geç kaldığı sabah her şey mahvoldu. Siyah kuğunun prensin aklını çaldığı besbelli. Hatta onu ileride prova odasında siyah kuğu elbisesi denerken bile görecek. Prens de konuşacak ama onu ikna edemeyecek. Aynen hikayede söylendiği gibi her şey bir anda yerle bir olacak. İşte bu yüzden yaşam enerjisi azalıyor. Kalbi kırık ve yaralı. Hayalini kurduğu bu rol elinden kayıp gitmek üzere. Kan kaybediyorsun. Siyah kuğu aşkını çaldı. Acıyı durdurmanın tek yolu var. Kendini öldürmek. Tamamen kabullenmişsin. Atlıyorsun. Nina, Lily'nin Thomas'ın aklını çaldığını düşünüyor ve bu paranoyasına gerçekten inanıyor. Aynen Thomas'ın daha önce söylediği gibi bu oyunu daha gerçekçi yapmak için onu yaşıyor. Nina daha sonra odanın içerisinde kendisini yaralayacak ve mecaz olarak algılanması gereken kan kaybetme olayını da yine gerçeği çevirecek. Yani aslında Nina yüksek yerden kendisini adeta ölümün kollarına gerçekten atacak. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi kronolojik sıralamaya geri dönebiliriz. Nina aslında bu sahnede atlamaktan korkmuyor. Thomas burada film boyunca ilk kez yanlış bir tespit yaparak onun atlamaktan korktuğunu düşünüyor. Ancak korkmak bir yana Nina burada bu sahneyi nasıl daha gerçekçi oynayabileceğini düşünüyor. Atladığı zaman Thomas'ın onu tebrik eden işaretine rağmen onun çoktan memnun olmadığını görüyoruz. Yüzündeki sahte gülümseme yerini bir anda düşünceli bir hale bırakıveriyor. Hayır, bu Nina için yeterli değil. Bu sahneyi, yani ölüme atladığı bu sahneyi daha gerçekçi oynamalı ama nasıl? Terzi zayıflamışsın dediği zaman Nina gülümsüyor. You lost weight. Take off your shrug please. Daha önce gördüğümüz onun kusmaya çalıştığı sahne şimdi daha da anlam kazanıyor. Nina bunu zayıflamak amacıyla yapıyordu. Bir anda Nina'nın ikinci kişiliğini aynada omzunu kaşırken görüyoruz. Nina ileride diğer kişiliğine geçiş yaptığı zaman yaptıklarını hatırlamayacak bile. Nina burada bir anda Lily'nin sesini duyar. Lily siyah kuğu kostümü için ölçü almaya gelmiştir. İhanetten artık neredeyse emindir. Kendisine resmi olarak bir şey söylenmese de siyah kuğu prensin aklını çelmiş ve aşkını elinden tamamen almak üzeredir. Nina onun burada ne yaptığını terziye soruyor. Yani Lily'yi muhatap bile almıyor. What's she doing here? Lily ise Thomas'ın onu kendi yediği yaptığını söylüyor. He made me your alternate. Nina tabii ki buna inanmıyor ve Thomas'a doğru koşuyor. Burada şunu anlıyoruz. Nina, Lily'nin kendi yerine seçildiğinden o kadar emindir ki Thomas'a o olamaz, o olamaz diye çıkışıyor. It can't be her. It can't be her.
Aslında Thomas onun burada ne yaptığını tam olarak anlayamıyor. Nina burada ihanete uğradığına ve Thomas'ın yani prensin yanlış kızı seçtiğine inanmak ve bu duyguyu yaşamak istemektedir. Paranoyak ya da şizofren yönü her neyse buna gerçekten inanmaktadır. Thomas ise bu rolün onu zorladığı için, bu rolün ona ağır geldiği için Nina'nın böyle davrandığını düşünmektedir. Ancak Nina böyle davrandığı için rolünü iyi oynamaktadır. Thomas dikkat ederseniz artık Nina'nın gerisindedir. Nina bu rolle onun bile düşünemeyeceği kadar, hayal bile edemeyeceği kadar iç içe geçmiştir. Thomas son olarak burada gözleri parlayarak ona şu cümleyi söyler. Bu sabahki provada kendini aştın. Yani Thomas artık onun siyah kuğu rolünde beğenmektedir. Bunu ondan ilk kez duyuyoruz. Ancak onun bilmediği şey şu, Thomas'ın bilmediği şey şu. Bu üstün performansı bile Nina için yetersizdir. Ve Nina Thomas'ın hayallerinin bile ötesinde bir performans sergilemek istemektedir. Yalnız başına çalışmaya devam eden Nina burada hepimizi ürküten o sahneyi yaşamak üzeredir. Aynadaki Nina ondan bağımsız hareket eder. Nina artık gerçekle hayali tamamen karıştırmaktadır. Işıklar bir anda kapanır. Karanlıkta yürüyen Nina'nın karşısından bir anda Robert geçer. Bu geçişin aynısını filmin başında annesinden de görmüştük. Annesi de kuğu gölünde Nina'ya büyü yaparak özgürlüğünü kısıtlayan bu yaratık gibi onun özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Nina burada ağlamaklı gözlerle bu ihaneti seyreder. Prens yani Thomas Lily ile sevişmektedir. Nina beyaz kuğunun yaşadığı ihaneti iliklerine kadar hisseder. Kalbi kırılır ve yaralanır. Siyah kuğu aşkını çalmıştır, onu elinden almıştır. Bu sahne tabii ki gerçek değil. Nina zaten Lily'nin Thomas'ın aklını çeldiğini düşünüyordu ve işte burada tam olarak bu korkusuyla yüzleşiyor. Burada iki kez yüz değişimi yaşandığını görüyoruz. Öncelikle Lily'nin yüzü kendi yüzüne dönüşüyor. Thomas bilindiği üzere Nina'nın prensi. Büyük olasılıkla işte bu yüzden onunla sevişen kişiyi kendisi olarak hayal etmeye çalışıyor. İkinci yüz değişimi ise Thomas'a ait. Onun yüzü bir anda kötü karakter Robert'a dönüşüyor. Bence burada Nina ona bu ihaneti yapan kişinin gerçekten prens olamayacağını düşündüğü için onun yüzünü Robert olarak görmeyi seçmiş olabilir. Nina korku içerisinde makyaj odasına koşuyor ve bedenin tüm malzemelerini bir çantaya dolduruyor. Küpelerini bile. Belli ki bu kötü giden talihini bu eşyalara bağlamaktadır ve artık onların kötü şans getirdiğine inanmaktadır. Bunları sahibine geri vermeli. Daha önce Bed'in resimleri bulunan panoda artık kendi resimleri bulunuyor. Bu durum onu sevindirmez, aksine bir şeylerin farkına varır. Daha önceki baş velerin Bed nasıl bir tarafa atıldıysa kendisi de Thomas yani prens tarafından bir kenara atılmıştır. Hastaneye Bed'in odasına gelir. Bu sahne tamamen Nina'nın halüsinasyonudur. Eşyaları verip çıkmak ister ama Bed onun elini tutar. Burada yine Nina'nın içerisindeki bastırılmış bir duygunun dışa yansıdığına şahit oluyoruz. Nina her şeye rağmen Bed'e bir özür borçludur çünkü onu tam olarak anlayamamıştır daha önce. Bed'e şimdi onu daha iyi anladığını, Lily'nin kendi yerine geçmeye çalıştığını anlatır. Tıpkı kendisinin bir zamanlar Bed'in yerine geçmeye çalıştığı gibi. I'm so sorry. I know how it feels now. Bu sahneye bir diğer açıdan bakarsak, bir diğer açıdan yaklaşırsak, Thomas'ın ihanetinden sonra Nina'yı anlayabilen hiç kimse kalmamıştır. Bu nedenle Nina Bed'den yardım almaya gelmiştir. Şimdi ne yapacağım diyerek ondan yardım beklediğini açıkça görüyoruz. Ancak Bed'in yüzü bir anda Nina'ya dönüşür. Yani Nina zihninde hastanede tek başına ve terk edilmiş halde bekleyen Bed'ine aynı duruma düştüğünü düşünmektedir. Hikayede yaşaması gereken ya da yaşanan o çaresizliği o kadar ileri derecede yaşar ki kendini hastanede yüzüne törpüyü batırırken ve ben bir hiçim derken görür. Oyunda mükemmel olmak isteyen Nina'nın sanrıları bu kadar ileri gitmiştir ve hissetmesi gereken o çaresizlik duygusunu kendisini hastanedeki Bed ile özdeşleştirerek zirvede yaşamaktadır. Bir diğer taraftan da Bed onun üzerine gelerek ona kendi çaresizliğini hatırlatır. Hikayedeki ihanet ve ardından gelen korkunç çaresizlik durumu onu dört bir taraftan sarmıştır. Nina bu duyguları üst seviyede yaşamak ve rolünü kusursuzca oynamak amacındadır. Peki tüm bu kurgusu ve çektiği acılar dönüşüm için yeterli olacak mıdır? Bunu az sonra öğreneceğiz. Annesini muhatap bile almadan odasına doğru koşan Nina kapısını yine sopayla kapatır. Ancak annesi kapı aralığından bile olsa onun mahremiyetine saldırmaya devam eder. Nina'nın işte tam burada hiç olmadığı kadar büyük bir değişim geçirerek siyah kuğuya dönüşmeye başladığını, buna çabaladığını görüyoruz. Hikayedeki her şey hemen hemen tamamlanmıştır. Özetlemek gerekirse, siyah kuğu prensin aklını çelmiş ve onun yanlış kızı seçmesini ya da sevmesini sağlamıştır.
Siyah kuğunun aşkını ve her şeyini çalmış ve onu kalbi kırık, çaresiz bir şekilde ortada bırakmıştır. Kalbi yaralıdır. Özgürlüğünü kısıtlamak isteyen annesi kapıdadır ve onun beyaz kuğu olarak kalması için, yani özgür olmaması için delicesine uğraşmaktadır. İşte bu çılgın kurguda sıkışan Nina tam olarak beyaz kuğunun hikayesini yaşamaktadır kendi hayatında. Gözleri kıpkırmızıdır ve sırtından artık siyah tüyler çıkmaya başlamıştır. Bunlardan bir tanesini eline aldığı sırada annesi odaya girmeyi başarır. İşte tam bu sırada Nina'nın bakışından dışarıya çıkarak annesinin bakışına geçeriz. Elindeki şeyin beyaz bir nesne olduğunu görürüz. Yani Nina halüsinasyon görmektedir burada. Annesinin elini kapıya sıkıştırmak pahasına onu odadan dışarıya kovar. Kapıyı kapattıktan sonra değişimine devam eder ama onun tam olarak siyah kuğuya dönüşemeden yere düştüğünü görürüz. Bu sırada başını vurur ve bayılır. Eksik olan bir şeyler vardır. Dönüşüm yine tam olarak tamamlanamamıştır ve mükemmelliğe hala ulaşamamıştır. Ekranda daha önce Nina'nın parçaladığı müzik kutusunun hala çalışan kısmını görüyoruz. Annesi kaybolan ya da çok sarsılan diyebiliriz, otoritesini yerine koymakla meşguldür. Kızı hastadır ancak o doktor çağırmak ya da onu hastaneye götürmek yerine kapının kolunu çıkararak onu hapsetmeye uğraşmaktadır. Hatta telefonla arayarak onun gösteriye gelemeyeceğini bile söylemiştir. Nina bunu duyar duymaz yataktan fırlar ve annesi onu zapt edemez. Annesinin canını yakmak pahasına olsa da kapının kolunu bularak onu açar. Bu sırada annesi benim tatlı kızıma ne oldu dediği anda onun artık gittiğini söyler. What happened to my sweet girl, huh? She's gone. Nina artık ikinci kimliğini kendisine göre henüz mükemmel olmasa da benimsemiştir. Nina kapıdan çıkarken annesi bununla baş edemezsin diye bağırır. Bu cümle aslında onun içinde taşıdığı kıskançlığı yansıtmaktadır. Ama artık karşısında küçük tatlı kızı yoktur. No, please. You're not well off. Let go of me. Nina burada onu rezil eden cevabını verir ve arkasına bile bakmadan evden çıkar. Baş edemem mi? Ben kuğu kraliçeyim. I'm the Swan Queen. You're the one who never left the court. Nina soluk soluğa makyaj odasına kadar gelir. Onun odaya yaklaşınca soğukkanlı göründüğünü, hızlıca soluk alıp vermediğini görebilirsiniz. Kapının hemen yanında Thomas bulunuyor. Annesinin telefonundan sonra gelmeyeceğini düşündüğü için Nina'nın yerine Lily'yi hazırlamaktadır. Lily onu görünce şaşırır. Sen hasta olmalıydın der. Nina? You were supposed to, she was supposed to be sick. Wait. Bu sözde hafif bir kıskançlık sezilse de böyle büyük bir rol için ve bu yaşanan durum sonrasında bu normal karşılanabilir diye düşünüyorum. Thomas burada Nina'ya rolü çoktan Lily'ye verdiğini söyler ama onun prensesi hala Nina'dır. I've already asked Lily. Belki de onun iyi olduğundan emin olmak ve Nina'nın kararlı olduğunu görmek istemektedir. Nina'nın verdiği cevaplara ve onun ses tonuna inanamaz. Gülümser. İşte beklediği Nina karşısındadır. Onun geçirdiği bu değişime inanamamaktadır. Onunla gurur duyduğunu bakışlarından anlarız. Ona yaklaşır ve şu cümleleri söyler. Kendine engel olan tek kişi sensin. Onun gitmesine izin verme vakti. Kendini kaybet. Onun bu cümlelerini gözünü kırpmadan dinleyen Nina onun bu sözlerinle biraz sonra hayata geçirecektir. Nina'nın burada ayak parmaklarını bitişik görmesi onun bir sanrısı. O artık bedeninde iki kişilik ya da iki kişi taşımaktadır. Siyah kuğu dışarıya çıkmak için can atmaktadır. Ancak henüz değil. Çorabını giyer ve odadan dışarıya çıkar. Beyaz kuğu performansına başlayan Nina için her şey harika gitmektedir. Ancak henüz Nina'nın zihninde oturtamadığı bir şeyler vardır. Daha önce söylediğim gibi Thomas'ın bile hoşuna giden bu siyah kuğu performansı mükemmel olmak isteyen Nina için yetersizdir. Onun endişeli halinin nedeni budur. Bu sırada sahneye giren 4 balerin kızın yüzünde kendi suretini, kendi yüzünü görür. Durur ve onları seyreder. Bu sırada başını öne yer ve bir an düşüncelere dalar. Onu karşıdan seyreden Thomas onun bu halini kaçırmaz ve mimikleriyle ona ne olduğunu sorar. Daha sonra da yine mimikleriyle merak etme her şey yolunda der. Ama Nina'nın zihni hala hikaye yaşamaktadır ve oradadır. Hikayede prens yanlış kızı seçmeliydi. Prensin ona her şeyin yolunda olduğunu söylemesi aslında onun kurgusunu bozuyor. Nina buna izin veremez. İşte tam bu yüzden bir halüsinasyon daha görüyor. Aslında Lily bu sahnede David'le yani sahnedeki prensle basit bir kucaklaşma yapıyor. Nina bu sahneyi tekrar kurguluyor kendi zihninde. Dikkat ederseniz gerçek sahnede, gerçek görüntüde Lily David'le karşılaştığında elini onun omzuna atmıyor.
Ama diğer karşılaşmada onun sağ elinin David'in omzunda olduğunu görüyoruz ve diğer eliyle onu tahrik ediyor. Yani siyah kuğu prensi beyaz kuğunun elinden alma gayretini devam ettiriyor. Nina bu kurgudan çıkamaz. Çıkarsa mükemmel olamaz. Nina kızlarda kendi yüzünü tekrar görüyor ve içeriye kaçıyor. Saniyeler sonra Nina bulunduğu ortamın seslerini duymaya başlıyor ve sanrı bitiyor. Nina burada gerçeğe dönüş yaptı. Bu arada kızların berbattık demeleri bir şeylerin ters gideceği konusunda ona kaygı yaşatıyor. Nina sahnede yine beyaz kuğu olarak dans etmektedir. Prens onu yukarıya kaldırdığı zaman kullanılan müzikten Nina'nın yine gerçeklikten koptuğunu anlarız. Bir balerinde kendi yüzünü görür ve endişeye kapılır. Prens onu tutamaz ve yere düşürür. Nina'nın yüzündeki dehşet kameraya böyle yansır. Neyse ki David onu hemen kaldırır ve dans devam eder. Perde kapanırken Nina'nın ağladığını görüyoruz. Aynen Nina gibi mükemmelliyetçi birisi olan Thomas bunun bir facia olduğunu söyler. Bu sırada Fransızca konuştuğunu duyuyoruz. Belki de yaşadığı bu kızgınlığı dışa yansıtırken balerinlerin kalbini çok kırmak istememektedir. Nina makyaj odasına girdiği anda karşısında bölünmüş kişiliğini görüyor. Thomas defalarca en zor kısmın şeytani ikize dönüşmek olduğunu söylemişti. İşte en zor an geldi. Nina siyah kuğuya dönüşmek zorunda. Peki bunu nasıl yapacak? Az önce sahnede yaşadığı talihsizlik onun bu rolü Lily'ye kaptırma kaygısını daha da artırdı. İşte onu bu yüzden siyah kuğu kostümünün içerisinde rol için hazırlık yaparken görüyor. Lily ona senin yerine dans etmeme ne dersin dediği anda Nina onu tutarak aynaya vuruyor. How about I dance the black swan for you? Yerdeki kişinin kendisi olduğunu görüyor. Aynen Thomas'ın söylediği gibi kendisinin önündeki en büyük engel yine kendisi. Ondan kurtulmak zorunda. Bu sahnede onun kendisiyle olan mücadelesini görüyoruz. Gözleri tamamen kırmızı ve aynı zamanda sesi de kalın. Kendisine engel olan ve siyah kuğu rolünü yapamayacağını söyleyen iç sesinden kurtuluyor ve onu öldürüyor. Bu sahnenin aslında bir başka anlamı daha var ama konunun dağılmaması için ona videonun sonunda değinmeyi düşünüyorum. Cam parçasını sapladığı anda onun tekrar Lily'ye dönüştüğünü görmesi ve sanki pişman olmuş gibi ağlaması onun Lily'ye olan zaafını yansıtıyor. Artık Lily'yi bir sandro olarak karşısında bir daha göremeyecek. Bunu bildiği için ağlamaktan kendisini alamıyor. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Az önceki kararlı siyah kuğu nereye gitti? Nina neden titriyor? Tekrar beyaz kuğuya mı dönüştü? Bu sahnede beyaz kuğunun tamamen yok olduğunu düşünmek yanlış olur. Beyaz kuğu zaten ileride tekrar sahneye çıkacak. Dolayısıyla ölen kişinin Nina'nın onu engelleyen ve siyah kuğu olamayacağını söyleyen parçasının olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Onların her ikisi de diğerinin varlığına saygı duyarak aynı bedende var olmaya devam edecek. İşte tam burada muhteşem bir oyunculukla beyaz kuğunun kaybolup yerine siyah kuğunun gelişine şahit oluyoruz. Beyaz kuğu kendisini geriye çekti ve bedenin kontrolünü siyah kuğuya bıraktı. Artık sahne siyah kuğunundur. Nina burada herkesi büyüleyen o dansını sergilemeye başlar. Performansı inanılmazdır. Ancak Nina'nın dönüşümü henüz tamamlanmadı. Yüzündeki tül maskeyi çıkarıp yere atar. Sadece sırtının değil, tüm vücudunun inanılmaz değişimini görür ama korkmak bir yana bundan inanılmaz bir haz alır. Hatırlarsanız daha önce kendi odasındayken dönüşümüne çok yaklaşmıştı ancak onu tamamlayamamıştı. İşte şimdi bunu tamamlama anı geldi. Sahnedeki her bir dönüşünde daha da tüylenir ve sonunda tamamen bir kuğu haline gelir. Nina sahnede ilk kez kendisini kaybetmiş ve kendisiyle beraber seyircileri de şaşırtmayı başarmıştır. Nina'nın burada bir şey hatırladığını anlarız. Onun yapması gereken bir şey daha vardır. Prensini unutmaz. O şu an prensin aklını çelen siyah kuğudur ve onun prensi David değil Thomas'tır. Thomas'a yaklaşır. Usta eğitmen onun neden kendisine geldiğini önce anlamaz ve başka bir hata yapmaması için sahneye dönmesini işaret eder. Ama Nina onu dinlemez bile. Hem Thomas'ın daha önce odada yaptığı harekete hem de prova alanında söylediği sözleri misinleme yapar hem de kat be kat fazlasıyla. Siyah kuğu burada aniden öpüşmeyi keser ve Thomas'a gücün kimde olduğunu gördün mü anlamına gelen bir bakış atar. Thomas'ın yüzünde tarifi imkansız duygular belirir. Eseriyle gurur duymaktadır. Nina'nın siyah kuğu performansı onun hayallerinin bile ötesindedir. Ancak her şey sona ermedi. Thomas ileride daha da çok şaşıracak. Nina makyaj odasına doğru yürürken duyduğumuz seslerden onun hem gerçeklikten tamamen kopmadığını hem de tamamen gerçeklikte yaşamadığını anlarız. Kamera açısı bize dış dünyayı onun bakışından gördüğümüzü anlatır.
Nina odaya girdiğinde yerdeki kanı görür. Ellerinin siyah olması kontrolün hala siyah kodu olduğunu gösteriyor. Ancak biraz önce duyduğumuz sese göre son perdeye girmesine 15 dakika vardır ve son perdede beyaz kova olarak yer almalıdır. Yani Nina bir dönüşüm daha geçirmek zorunda. Havluyu alarak kanın üzerini kapatır. Aynanın karşısına geçer. Az sonra onun makyajını tamamlamak üzere olduğunu ve ellerinin de artık normale döndüğünü görürüz. Ancak onun burada beyaz kuğuya dönüştüğünü, tamamen dönüştüğünü düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kapı tıkladığı zaman telaş içerisinde önce aynaya sonra yerdeki kana doğru bakar. Belki de bunları nasıl açıklayacağını düşünmektedir. Bu yüzden kapıyı tamamen açmaz, sadece aralar. Karşısındaki kişiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığına şahit oluyoruz. Kapıda en büyük rakibi olarak gördüğü Lily vardır ve onu tebrik etmeye gelmiştir. Burada kontrol siyah kuğuda olduğu için Nina cevap bile veremez. Aklı hala karışıktır. Aynaya bakar. Evet, odada bir arbede yaşandığı kesindir. Sonra havluya yönelir ve onu kaldırır. Ne kan ne de ceset. Hiçbirisi yoktur. O an artık siyah kuğunun çatık kaşlarının kaybolduğunu, yerine Nina'nın geldiğini görürüz. Yani beyaz kuğunun. Gözleri nemlidir çünkü burada artık ne olduğunu anlamaya başlamıştır. Yavaşça karnına doğru bakar ve oradaki kanı görür. Bedenine bizzat sapladığı o cam parçasını gözyaşları içerisinde çıkarır. Aynanın karşısına geçerek kendisine bakar. Az önce yaptığı şeyin neye mal olduğunu çok iyi anlamıştır. Onun bu sahnede ağlama nedeni kendisini yaralamış olması değildir. Beyaz kuğu rolü devam etmektedir ve bundan bir an bile pişman olmayacaktır. Onun ağlama nedeni biraz önce söylediğim gibi bir daha Lily'yi göremeyecek olmasıdır. Hatırlarsanız arbede sahnesinde yerde onun olduğunu gördüğü anda da ağlamaya başlamıştı. Şimdi oradan, yani kaldığı yerden devam ediyor ve ağlama nedeni işte tam olarak bu. Ancak rolünü hatırlıyor ve kendisini hemen toparlıyor. Beyaz Ko'nun intihar sahnesini izliyoruz. Tepeye doğru tırmanan Nina'nın karnındaki kan lekesi görülebiliyor. Kan lekesi büyümeye başlıyor. Kanaması artıyor. Hatırlarsanız daha önce bu sahneyi provada oynarken onun tam olarak tatmin olmadığını, bu sahneyi gerçekçi kılmak için ne yapacağını düşündüğünü söylemiştim. Kusursuzluğa erişmek isteyen Nina'nın kendisini yaralama nedeni işte bu sahnede tam olarak ortaya çıkıyor. Nina hikayede olduğu gibi kanının çekindiğini, gücünün bittiğini ve ölüme atladığını yaşayarak oynamak istiyor. İşte bu acıyı hissetmek için kendisini yaralıyor. Makyaj odasında geçen o hayali kavgada Nina kendisine engel olan, engel teşkil eden diğer parçasını başka bir yolla da öldürebilirdi, ancak onun final sahnesindeki bu düşüşü bile planladığını ve kurgusunu buna göre oluşturduğunu anlıyoruz. Ben seyircilerin arasında gördüğü annesinin gerçek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar uzaktan ve ışıklara rağmen annesini görme olana zaten yok. Annesini pişmanlık içerisinde ve onun oyununu izlerken hayal ediyor. Onun sergilediği bu performansa annesinin de bir seyirci olarak hayran kaldığını ve kendi başarısını takdir ettiğini kurguluyor kendi zihninde. Nina'nın düştüğü anda bıraktığı derin nefes, onun üzerindeki bu inanılmaz stres ve yükten kurtulduğunu ve rahatladığını gösteren enfes bir ayrıntı. İşte o an aynen beyaz kuğu gibi özgürlüğü ölümde buluyor kendisi. Thomas burada ona film boyunca ilk kez benim küçük prensesim diye iltifat ediyor. İçinde bir siyah kuğu olduğunu en baştan beri biliyordum diyor. Nina'nın yarasını burada Lily fark ediyor. Thomas şaşkınlık içerisinde yaraya bakıyor ve sen ne yaptın diye soruyor. Yaraya bir anlam veremiyor. Nina rolünü kastederek onu hissettim, mükemmeldi diyor. Thomas işte o an Nina'nın bunu mükemmelliğe erişmek için bu amaçla yaptığını, bilerek yaptığını anlayıveriyor. Cevap bile veremiyor çünkü yaşadığı şok çok büyüktür. Nina onun hayallerinin bile ötesinde bir iş çıkarmıştır. Son sahneye geldiğimizde Thomas'ın eli kadrajdan dışarıya doğru çıkar ve görüntüde sadece Nina kalır. Az sonra o da kadrajdan dışarıya çıkar ve sadece seyircilerin alkışı ve tezahüratı duyulur ki bir balerin için bu sesten, yani takdir edilmekten daha değerli bir şey yoktur.